Koçların Mekanı'nda Kral Çıplak programına hoş geldiniz. Biz gene yeni yıldaki ilk programımızda bir araya geldik. Sevgili koç arkadaşım Şenay Hanım, psikoloğumuz Nuray Hanım ve sesi çıkmayanların sesi olan Aslan Hanım. Bugün narsisten ayrılma ve sonrasındaki adaptasyon sürecini konuşuyor olacağız ama yeni yılın bu ilk programı olduğu için hepimiz adına Şenay Hanım'dan bir yeni yıl dileği alalım. Aslında hani tüm dilekler verildi, bitti ama yıl yeni girdiği için ben de hepimiz adına şu cümleyi sarf etmek isterim size. 2023 kimlere ne getirdi, ne götürdü bilmiyorum ama umuyorum iyi hatıraları 2024'de devretmiş olsun ve 2024'te de sonradan hatıra olacak o kadar çok mucizevi olaylar yaşayın ki aslında Aslı Hanım'ın bir sözü kahkahalarla dolu olsun. Çünkü kahkahanın altında neşe vardır, sevgi vardır, umut vardır, huzur vardır. Kahkahalı bir yıl dilerim hepinize. Amin diyorum. Benim de Amin. 27'sinde, 27 Aralık'ta doğum günüm vardı ve ondan öncesinde yani mesaj diyemeyeceğim ama kitap gibi bir mesaj aldım. Kitap kadar yazmıştı yani hatta onu sadece bir programda okuyabilirim herhalde o kadar uzun. Ve narsist bir eşle olan ilişkisinden, ayrılma sürecinden, o duyguların iniş çıkışından Allah'ım o kadar güzel anlatmış ki dedi bunları kaybetmeyin ve kitaba dönüştürün. Çok güzel o iniş çıkışların hepsini hatta bu ayrılma sürecinde de işte onlara değiniyor olacağız. Çok yani mutlu oluyorum böyle şeylerden. Videoların altına gelen mesajları okuyorsunuzdur. Özelden sizlere de mesajlar geliyor. Bunlar bizim için gerçekten çok mutlu edici mesajlar oluyor. O yüzden yaptığımız işten çok gurur duyuyorum. Hepinize de tekrar teşekkür ediyorum beni bu konuda desteklediğiniz için. Teşekkür ederiz. Şimdi Nuray Hanımcığım sözü size vereyim. Nasıl devam edeceğimizi sizden alalım. Tamam. Biz bu programın konusunu narsist bireyle ayrılma süreci ve hani buna adaptasyon gibi ayıralım dedik bu programı. Onun üzerine yine konuşuruz, örnekler veririz. Ben yine başlayayım o zaman. Narsist bireyle bir ilişkide olmak hem yorucu hem zorlayıcı. Ayrılıklar zaten zor ama başkalarını kullanan, kendine takıntılı biriyle olan bir durumda işler daha da zorlaşıyor, daha da kötü hale gelebiliyor. Narsistler çekici, zeki, hatta fedakar göründükleri sahte bir kimlik sergiliyorlar. Ta ki siz onların istediklerini yapmayana kadar. İşte o zaman soğuk, esirgeyen ve cezalandırıcı biri oluyorlar. Narsist eşten ayrılmaya karar verdiğinizde ne oluyor? Kendinizi eşinizin her şeyi gibi hissederken bir anda kendinizi kapının önünde buluveriyorsunuz. Veya neyin yanlış gittiğini anlamakta zorlanabilirsiniz. Özür dilemez ya da pişmanlık duymazlar. Ondan bir daha da haber alamayabilirsiniz. Eğer geri dönerse bu sizden daha fazla şey koparabilmek içindir zaten. Ayrılmayı siz seçerseniz narsist eş büyük bir mücadeleye başlayacaktır. Çünkü sizinle işi henüz bitmedi. Bir narsist elindekini kaybetmekten nefret eder ve kolay kolay da peşinizi bırakmaz. Şu sözleri sık sık duyarsanız. Değişeceğim. Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Benim gibi birini bir daha bulamazsın. Bu sözleri hiçbir şekilde dinlememeniz gerekiyor. Çünkü amaç korkup ona göre dönmeniz zaten. Eğer yalvarmak da bir işe yaramazsa işte o zaman acımasızlaşabiliyor. Sizler örnek vermek ister misiniz bu konuda özellikle bu sözler konusunda? Mesela Aslı Hanım hani böyle bir deneyim yaşadı. Böyle sözler duydunuz mu hiç? Tabii yani hani ben kendim hani bir şekilde ilişkinin kötü gittiğini hissedip adım attığım için ilk başta psikologla görüşmeme bir darbe gelmişti. Bizim psikoloğa ihtiyacımız yok veya işte çift terapisine gidelim dediğimde mesela bu sıkıntıları hissettiğimde çift terapisine gidiyor olmamız zaten bizim ilişkimizin bitmiş olması gibi önce sert geldi. Sonra benim kararlı olduğumu görünce geri adım attı. En azından benim gitmeme müsaade etti. Sonrasında benim kararlı olduğumu gördükçe ilk şey denemesi oldu. Sizin az önce söylediğinize binaen. Bana ruh eşiyiz biz pompası gelmişti açıkçası. Hani bizim gerçekten ruh eşi olduğumuzu, hani o son kozları oluyor diye tahmin ediyorum. İşte onun için neleri, benim için neleri göze aldı. İşte o hani love bombing'de yapılan her şey önüme böyle tekrar tekrar ekstra bir bombing olarak geldi. Tamamen söz tabii o ana kadarki icraatlar asla gerçeği yansıtmıyor. Ben kararlı durup gerçekten ayrılmaya karar verdikten sonra dediğiniz gibi o bütün söylediklerinin tam aksi şekilde sözlü, telefonda vesaire hani ama iletişimle ama iletişimsizlikle her şeyi sapladı. Bunları sonra söyleyeceğiz ama yani kararlı durmak için gerçekten çok zorlandım. Dünyanın en zor şeylerinden biriydi yani. Hani çünkü benim duygum gerçekti. Hani insan gerçekten seve seve çıktım bir ilişkiden.
hani severek çıkmak ve bunları duymak falan çok zor süreçlerdi. Gerisini devamında anlatırım ama dediğiniz doğru. Önce ruh eşi olduğumu tekrar ikna etmeye çalışmıştı. Fakat kararlı durup ben ayrıma karar verip gittiğimde tam tersi. Yani hani olsun. Evet, zaten bir narsiste karşı en iyi savunma yolu da güçlü benlik saygısı, benlik bilinci. Bunun için de narsist eş sizin ihtiyaçlarınızı, zaaflarınızı ve bunları size nasıl karşı nasıl kullanacağınızı zaten çok iyi biliyor. Sizin de bunları bilmeniz gerekiyor. Yani size karşı neyi kullanacağını, sizin zaaflarını o bildiği gibi sizin de kendi zaaflarınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor ki onunla mücadele edebilirsiniz. Dolayısıyla narsist eşten gelecek hakaretlere de hazır olmanız gerekiyor ve aslında o hakaretlere karşı vereceğiniz cevaplarla başlayacak tartışmalardan da kaçınmanız gerekiyor. Çünkü narsistler bir şeyi kanıtlamak için tartışmadığını unutmayacaksınız hiçbir zaman. Yani narsistlerin amacı bir şeyi kanıtlamak değil. Onların amacı sizi aşağılamaktan, küçümsemekten aldıkları tatmin hissi için tartışırlar narsistler. Siz bu fırsatı onun elinden aldığınızda tüm gücünü onun ortadan kaldırmış olursunuz zaten. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Çünkü hele ki kararı eğer siz verdiyseniz bu onun için tam bir savaş ortamıdır. Bunu mutlaka kazanmalıdır. Olmayan şeylerin hikayesiyle insanları inandırmaya çalışacaktır. Sizin arkanızda nasıl bir güç var da boşanma kararı aldınız örneğin. Çünkü siz bunu alamayacak kadar korkak, ürkek, değersiz bir kişiliğe sahipsiniz. O yüzden belki de uydurduğu bu hikayeyi de herkese anlatarak sizi zayıflatmaya çalışacaktır. Hele ki çocuklarınız varsa çocuklar üzerine onları kullanarak sizi yanına çekmeye çalışacaktır. Ya da işte şeyi söyleyecektir. Hani gerçekten bu olayın düzelebileceğini de söyleyebilir. Her şeyin eskisi gibi olacağıyla sizi inandırmaya çalışabilir. En önemli metotlardan bir tanesi eski fotoğraflarınıza bakmak olmalı. Orada narsistin hiç değişmeyeceğini anlarsınız. 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2050'lerde de çekileceğiniz fotoğrafın bir öncesi ve bir sonrasında mutlaka narsist bir hikaye vardır. Fotoğraflarda son derece gülen bir yüz, sizi sevgiyle sarmalayan bir adam ya da kadın ama gerisinde mutlaka narsist bir hikaye vardır. O yüzden o fotoğrafları lütfen kendinize örnek olacak şekilde örnek seçin. Hı. Yani evet, onlara mutlaka ben dönüp... çok evet, buna size de bir ek yapmak istiyorum. Söyledikçe aklıma geliyor. Mesela hani o süreçte tabii insan, benim yani yaşıtlarım belki daha iyi anlayacaktır. Naçizane şey için sosyal medya ve Instagram'da bir takip etme duygusu oluyor. Yani bu bir gerçek, hani bunu itiraf etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü bunu kendi terapistimle konuştuğumda bu normal, hani bir şekilde hani o sonradan o merak ne yapıyor vesaire, çok taze dönemlerde bana çok mağdur, yani hiç Instagram'ı kullanmayan bir insandı, öyle söyleyeyim size. Ama hiç, yani 3-5 tane fotoğrafı var. En son fotoğrafı 3 yıl önce falan. Bir anda her gün, ama her gün mağdur post şeyleri, hikayeleri vesaire. Yani ağlayan, arkada çok böyle şey bir şarkı vesaire. Hani şey, ilişkiyi bitirirkenki suç bende değil. Bakın ben mağdurum da mağdurum. Ben çok üzgünüm, çok kötüyüm. Oradan yeni avı için o sürece başlamış mesela. Ben sonra algıladım ama orası çok tehlikeliydi benim için. Mesela hani bakıyorum, hakikaten böyle siyah beyaz ağlayan falan, böyle fotoğraflar, bir şeyler falan. Acaba diyorum gerçekten üzüldüğü için mi? Tabii çok sonradan anlıyorum ki hayır. Orada hani gene ben hani kurban rolünü kendi üstlenip bir sonraki hikaye için ön şey yazıyor. Fragman o yani, hani ben aslında çok sevdim, çok aşıktım ama yine bir kadın kıymetini bilemedi senaryosu. Burada yine kurban rolü oynayarak manipülasyonlarına devam ediyor aslında. Tamam. Burada bir araya girmek istiyorum çünkü gelen birçok mesajda da şu vardı. Mesela biri diyordu ki işte 22 yıldır anlattıklarınız özelliklerinde biriyle yaşıyormuşum ve ismini şimdi öğrendim. Ama hani ben bunun içinden çıkamıyorum. Bu şey gibi oldu benim için demiş. Orası beni çok duygulandırdı. Hani son evresinde teşhis konulmuş bir kanser hastası gibi hissettim kendimi. Ah. Ay evet, çok kötü oldum. Azıcık iyi olmak ve nefes almak için işte sizleri izliyorum. Ama gençler diyor, lütfen bu tuzaklara uymayın. Söylenenleri dikkate alın diyor. Ben de buradan ona bir seslenmek istiyorum. O kendisini biliyor bu mesajı yazanı. Ben her hafta WhatsApp üzerinden kalibrasyonu diye bir Zoom'da toplantılar yapıyorum. Türkiye saatiyle 21 ve 22 arasında. Orada tek amacım gerçekten
Kiminle ihtiyacı varsa bir nefes olmak, bir huzur, bir mutluluk kaynağı olmak. Harika. Bir spor grup oluşturmak niyetindeyim. O yüzden bu videonun altında WhatsApp grup linkimi de bırakıyor olacağım. Lütfen gel. Belki de son evresinde değilsindir. Daha huzurlu, mutlu günlerin olacaktır. O yüzden biz şu an ayrılma sürecindeki insanları konuşuyoruz ama ayrılmaya cesaret dahi edemeyecek insanlar var. Hepiniz canımsınız, yüreğinizden önce öpüyorum. Ama inanın çıkış kapısı var, umut var. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın demek istiyorum. Ondan sonra da sizin söylediklerinize örnek vereyim. Benim de danışanlarımdan bu git gelleri çok yaşayan. Çünkü bir kere ayrılıp sonra hemen pişman oluyor. Çünkü dediğiniz gibi eşleri ya da sevgilileri hemen şey yapıyor. Diyor ki ben size, bizim aramızdaki sevgiyi bizden başkası bilemez. Yani biz birbirimizi ne kadar seviyoruz. Bak senin aklına kim giriyor? Akıl hocaların kimler? Lütfen onları dinleme. Onlar bizi ayırmak istiyor. Onlar bizi kıskanıyor. Bizim mutluluğumuzu kıskanıyor. Falan filan gibi şeylerle ilk zamanlar hemen geri dönüyor insanlar. Gerçekten bir pişmanlık. Aslında o pişmanlığın içinde de ben biraz şey görüyorum Nuray Hanımcığım, siz ne dersiniz? Boşta kalmışlık hissi. Çünkü hani derler ya, bir kedi bile evden gitse onun boşluğu hissedilir. Düşününsene, hayatınızı paylaştınız, bütün hayaliniz, umudunuzu paylaştınız, birbirden sizin resminizden çıkınca ne hissediyorsunuz? Boşlukta kalmış. Ölüm gibi bir şey. Hatta derler ki ölüm acısından sonra ikinci acı ayrılık acısıdır. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız. O durumlarda aslında ne yapmak lazım ya da nasıl davranmak lazım? Yani şeylere devam edelim isterseniz. Zaten o şeylerde bu söylediklerimizin içinde onlar da var. Ayrılıkla nasıl baş edilebilir? Ayrılıktan sonra nasıl hani uyum sağlayabiliriz? Onlara da yine örnekler veririz. Şeyden sonra eğer ayrılmaya karar verdiyseniz zaten ilk yapacağınız şey temas kurmayacaksınız. Hiçbir şekilde temas yok. Numarasını engellemek, e-postalarını engellemek ya da sosyal medyadan tamamen silmek. Bu ilk başta zor olabilir. Hani söylediğiniz ya, ayrılık zordur diye, bu da aynı şekilde zor olabilir ilk başta. Çünkü bir de narsist eş er ya da geç zaten geri dönmenin bir yolunu bulacaktır mutlaka. Siz narsist eşinizle iletişiminizi kestiğinizde size ulaşmaya çalışacak ve geri dönmeniz için de ne söyleyeceğini zaten çok iyi biliyor. Biraz önce Aslan'ın söylediği gibi, hani örneklerde de verdiği gibi, ne söyleyeceğini zaten çok iyi biliyor. O manipülasyonlarına devam edecek bu süre içerisinde. Bu yüzden sizin katı ve hızlı olmanız gerekiyor. Sosyal medyada eğer ortak tanıdıklarınız varsa ve onların da aslında böyle aracılık yapıyor gibi bir şeylerini görüyorsanız, zaten onları da aslında engellemeniz gerekiyor. Çünkü bir şekilde onları kullanarak size ulaşmaya çalışacaktır. Narsist bir eşten ayrıldıktan sonra bu süreçle başa çıkmanın en iyi yolu onu görmezden gelmek. Bu hem sizi korur hem ayrıldıktan sonra sizin toparlanmanıza yardımcı olur. Narsist eş eski sevgilisinden, sevgisinin peşinden koşmayı sürdürebilir ve bir süre sonra ilgisini kaybedebilir. Ancak mesela bir yıl sonra bile ortaya çıkan eşler var. Bir yıl sonra veya daha geç bir süre bile ortaya çıkan eşler var sonuçta. Birbirinizle ne kadar çok bağlantınız varsa onun hayatınıza geri dönmek için de o kişinin o kadar çok fırsatı oluyor. Bunlar işte aracılığı da arkadaşlarınız olabiliyor en belirgin. Bunun için de bizim sıfır iletişim kuralı dediğimiz bir şey var. Hani dedim ya biraz önce, iletişimi tamamen keseceksiniz diye, biz buna sıfır iletişim kuralı diyoruz. Nedir sıfır iletişim kuralı? Narsist eş ile olan bütün bağlarınızı kesmeyi, onunla hiçbir şekilde iletişim kurmamayı ve aradaki bütün iletişim kaynaklarını yok etmeyi içeriyor. Narsistle hiçbir şart altında görüşmemek ve ne toplum içerisinde, ne arkadaş ortamında, ne baş başa hiçbir şekilde görüşmemeniz gerekiyor. Ondan gelen telefonları açmamanız gerekiyor. Mesaj ya da maili almamanız ve sizin de atmamanız gerekiyor. Telefon numarasını, mail adreslerini engellemeniz, bilinmeyen numaralardan gelen telefonları cevaplamamanız gerekirse sizin tamamen telefon numaranızı değiştirmeniz gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bütün sosyal medya hesaplarından engellemeniz gerekiyor. Yine işte ortak arkadaşınız varsa, narsistin gerçek kimliğini bunlar göremeyecek durumdalarsa eğer, onlarla da bağlantınızı kesmeniz gerekiyor. Eğer iletişimi kesmeyi düşünmediğiniz arkadaşlarınız varsa, o arkadaşlarınızı özel hayatınızla ilgili bilgi vermemeyi deneyebilirsiniz. Bir de eşinizle karşılaşabileceğiniz her türlü ortamdan da kaçınmanız gerekiyor. Narsistler, birisi onlarla arasına sınır koymak veya ilişkisini tamamen sonlandırmak istediğinde çok yoğun reddedilme hissi yaşıyorlar. Ayrılığı onlar normal bir insan gibi kabullenemezler. O yüzden de narsistler besin kaynaklarını kaybetmemek için her
her şeyi yapabilirler. Öncelikle aklımızda olması gereken şey bu. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Mümkünse evden de ayrılsınlar aynı yerde yaşıyorlarsa. Bu kararı tabii, aldıkları tabii. andan itibaren aynı evde kalmamaları gerekiyor. Ne yapar ne eder ve onu ikna ederse onu dinlediği her anı delil olarak kullanabileceğini bilmeliler. Yani çünkü narsistler genellikle tuzak kurucu dinlerler. Bu ne demektir? Senden aldığı her veri onun için sonra kullanabileceği bir data haline dönüşecektir. Ve bu planlarını da ona aktarmak sizin sonraki çok zayıf halkanız olacaktır. Dikkatli olmak gerekir. Şimdi şöyle demişti Nuray Hanım ilk baştaki anlattıklarında, onun hakaretlerine hazır olun. Çünkü aslında dediğiniz gibi şöyle başlıyor. Çünkü çok kibar başlıyor. Eski güzel günlerinizi hatırlatıyor. Eski duygularınızı size hatırlatıyor. Siz üzülüyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ona geri dönüyorsunuz belki. Ondan sonra tekrar bakıyorsunuz, aynı şeyi yaşıyorsunuz. Bu sefer tekrar ayrılıyorsunuz. Bu sefer gerçekten tehditlere dönüşmeye başlıyor bu olay. Önce ben sensiz yaşayamam cümleleri varken, sonrasında sen bensiz yaşayamazsınlara dönüyor. Öncesinde işte sensiz ölürüm derken, ya benimsin ya toprağına dönebiliyor. En uçları konuştuğum için söylüyorum ben, öyle evet. danışanlarım olduğu için. Tabii herkes için söylemiyorum, bu genelleme değil ama Nuray söylediği şey çok doğru. Eğer gerçekten ayrılmayı kafanıza koyduysanız sıfır iletişim. Çok güzel. Evet, sıfır iletişim. Ya sıfır iletişim, hani taş gibi. Onunla aynı ortamlarda olmamak, ondan gelebilecek haberleri duymamak, sizden ona bir haber gitse de, yani siz ona engel olamazsınız belki ama en azından onunla alakalı bir arkadaşınız bile dese ki işte bilmem ne bilmem ne yapıyordu, şuradaydı burada, lütfen benimle bunları konuşma. Hani o arkadaşınıza da kesin ve net olmak. Ben onunla alakalı herhangi bir şey duymak istemiyorum. Çünkü şu an yeni bir süreçteyim. Bilmiyorum ne kadar yapılabilir. Zor yapması. Bunu çok hiç öyle kolay değil. Evet. İnsanoğlu hani keşke öyle davranıyor olabilse hayat daha kolay olurdu ama maalesef eminim biraz sonra Nuray Hanım'ın anlatacağı ve sizin konuşacağınız diğer destek kalemleri olmazsa, ama bilimsel amaçta sosyal destek, ailemiz vesaire, iki ileri bir geri çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü içinden çıktığınız ilişki sizin özgüveninizi, özdeğerinizi, çoğu zaman arkadaşlarımız vesaire gerçekten sizi bomboş çıkardığı için zaten o ilişkiden. Önce kendinizi doldurmaya ve kendinizi kim olduğunu hatırlamaya çalıştığınız bir yer gerekiyor. Hani. Ve o çıktığı, ben kendimden örnek vereyim, çıktığım anda ben bu Aslı değilim diyebiliyorum ama yani gerçekten olduğum Aslı'ya gidene kadar ki yol çok meşakkatli bir yol oldu açıkçası. Olabildiğince iletişimi kestim ama bir şekilde o kadar korkunç bir değersizlik duygusu kalıyor ki içinde insanın, hani başkasıyla mı? O ne hissediyor? Yani işte acınızı ortak istiyorsunuz sizi acıtan kişiyle. Çok acayip. Yani bunun emin ki psikolojisini Nuray Hanım söyleyecektir ama hani o yaralandığınız yerden hani bir ilişki bitse. Çünkü siz en azından hani daha önce de ayrılık yaşadığında böyle medenice ayrıldığım insanlar oldu elbette ama böyle olduğunu da istiyorsunuz ki ya evet ben de üzülüyorumu duymak istiyorsunuz en azından. Yani ilişki bitmiş olabilir. İstiyorsunuz ki karşı taraf da evet olmadı, ben de üzülüyorum. Sağlık olsun. Teşekkür ederim hani veya en azından bu ilişkiye verdiğin değer için falan, hani bunu duymak en azından insanın bir sonraki hayatı için çok medeni bir hareket ama tabii ki gelmiyor ve her soruya cevabı kendi içinizde beyniniz, kalbiniz kendi vermeye çalışıyor ve bu korkunç depresif bir arena. Yani ben o yüzden hani gerçekten beni terapi ayağa kaldırdı öncelikle, her şeyden önce terapi deyip Nuray Hanım'a dönüyorum. Belki evet şu aşamada belki şunu demeniz gerekiyor. Kendinize sık sık bu ilişkinin neden bittiğini hatırlatmanız gerekiyor. Çünkü o kişi çabucak yoluna devam edecek ve bunu bilmenizi de isteyecek. Narsistlerin duyguları samimiyetsiz ya da eksik olduğu için ayrıldıktan sonra da iyileşmek için zaten onların zamana ihtiyaçları olmayacak. Buna ihtiyaç duymuyorlar zaten. Ya ama bunun size ihtiyacı, yani sizin buna ihtiyacınız var aslında. Bir narsist ayrılma stratejisini zaten çok dikkatli bir şekilde planlamış oluyor ya da zaten bunun için hazırlık yapmış oluyor eğer kendisi ayrılmak isterse tabii ki. Belki de hali hazırda onun için kenarda bekleyen birisi bile olabiliyor sonuçta. O yüzden de bir narsistin hani ayrılmak istediği zaman bu tür duyguları onun hissetmesini beklemeyeceksiniz zaten. Hani bunları hisseden sizsiniz. O yüzden de sizin neden ben bu ilişkiyi bitiriyorum nedenlerini sık sık kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Belki bu biraz daha yardımcı olacaktır.
Aslında Aslı Hanım'ın söylediği işte sizi destekleyecek kişilerin var olması çok önemli. Tabii bunlar biraz da özellikle memleketimizde maddi durumla ilintili şeyler. Bir adli yardım almak, bir hukukçuyla birlikte yürümek, bir psikolojik danışmanla yürümek gerçekten sizin bu süreçte çok sağlıklı bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır. Ancak maddi durumu da buna yetmeyen kişiler için ben videonun sonuna doğru bunu açıklayacağım, nerelere başvurabileceklerini. Ücretsiz psikolojik danışmanlık almak ya da adli yardım altında barolardan bir hukukçu ile yola devam etmek şansları var. Çünkü gerçekten bu insanı güçlü tutacaktır. Nuray Hanım'ın dediği gibi aslında diğer tarafın çok sorunu yok. Belki de onun tekrar hayata başlayacağı diğer partnere bile hazır. Bir de bu dönemde özellikle çocukluk dönemindeki travmalarını size aktarıp sizin de zaafınızı yakaladıkları bir nokta var biliyorsunuz. Ya bana böyle davrandı ama çocukluğunda da şöyle bir travması var dediniz. Onu yine hatırlatabilir, o bir gerçekten bir oyundur. Çok dikkat edin. Yani onun çocukluk travması onu bağlayacaktır. Siz çok sert olmaya, iletişimi kesmeye, sıfır iletişim noktasında bu yolculuğa devam etmeye özen gösteriniz. Bir soru daha vardı. Çok kadın seyirci yazmış. Diyor ki bir narsistin unutamayacağı biri olmak mümkün mü? Yani bunu ne niyetle yazdı bilmiyorum ama bu çok hayal edilesi güzel bir hayal değil. Çünkü eğer seni unutmuyorsa bir hayat yaşatmıyor ondan sonra gerçekten öldürüyor. Umarım seni unutsun o narsist. Ki eğer o kadar takıntılı değilse de Nuray Hanım'ın dediği gibi çok rahat unutuyor ve hayatına zaten kaldığı yerden devam edebiliyor. Ondan sonra arkada kalan da işte böyle düşünüyorum. Ya ne çabuk gitti, ne çabuk yeni bir hayata başladı, ne çabuk geçmişimizi sildi. O yüzden gerçekten oralardan çıkın. Yani belki de bir şey mi yapmak gerekir Nuray Hanım? Böyle bir pano yapmak gerekir. Ayrılırken ikinci aşama işte duygusal sizle bağ kurmaya çalışmak. Üçüncü aşama sizi tehdit etmek. Baktı gelmiyorsunuz. Dördüncü aşama kendi hayatına bakmak. Bu kadar basit onlar için hayat. O yüzden Hatta algılamak, bu bazılarında tabloyu gözünüzde canlandırın ve lütfen hani adımların direkt sonuncusuna gidin. Siz kendi hayatınıza direkt orada bir dediğiniz gibi sıfır iletişimle hemen yeni bir hayata başlayın. hemen şunu Yani söyleyebilirim. Eğer sizi unutmuyorsa zaten sizden daha besleneceği çok şey var demektir. Bu besinleri size devam ediyor ki sizi unutmuyor zaten. Zaten sizden alacağı bir şey kalmamışsa sizden ayrılıyor. Unutmuyorsa oturup orada bir düşünmek gerekiyor. kesinlikle. Benden sonraki mesela kendi hikayemde çok kısa, yani çok kısa bir süre, bir ay falan belki var belki yok falan. Hemen başka, bakın size az önce dedim ya, Instagram'ı hiç kullanmayan bir insandan bahsediyoruz bu arada. Bir ay falan sonra yeni bir partneriyle sarmaş dolaş bir tane fotoğrafı vardı Instagram'da, yani öyle söyleyeyim size. Ve hani işin acı tarafı, bu partnerlerin bir kısmı, yani benim jenerasyonumda çok sık karşılaştığım bir şey olduğu için söylüyorum. Hani Nuray'ın belki bunu şey yapar. Burada da bir üçgenlemeyi sizle beraber kötü gittiği evrede yapıyormuş aslında. Yani onu da ben sonradan öğrendim. Bana tanıştırdığı, yani birebir değil ama hani şüphelenirsiniz ya, böyle birileriyle alakalı bir yerlerde bir isim geçiriyor. O işte akıl oyunlarından bir tanesinde. İlkokuldan bir arkadaşım, canım hani ismi işte ne olsun, Ayşe olsun falan dediği bir insanla beraberdi. Yani hani bana hani aman sen saçmalama, ne kadar kıskançsın, olur olmaz insanları kıskanıyorsun falan. Nereden çıktı canım, benim ta ilkokuldan arkadaşım dediği insanla beraber şu anda. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Hani ve hazır, yani o mağdur edebiyatını da, o bahsettiğim hani ne kadar iyi bir aşığım, ah ah çok üzgünüm, neyse sen çıktın karşıma ki hani falan gibi bir hikayesi, kişi her şey hazırmış, her şey hazırmış. Şimdi yalnız bu Evet. sıfır iletişim konusunda eğer sevgiliysek ya da çocuksuz ayrılıyorsak okey, ama çocuk varsa arada, çünkü gelen sorularda da o var, yani çocuklarla iletişimin ayrıldıktan sonraki o etkilemesi ya da sizi etkilemesi, mesela oralarda nasıl olmak lazım? Evet, belki şu anda bir en azından ayrılma sürecini geçtikten sonra çocuklarla da ilgili, çünkü Onu ayrı bayağı bir gerilimler program mı yapalım? oluyor ama o da daha böyle geniş bir programda hani ele alabilirsek belki daha ayrıntılı şey yapabiliriz. Hani özellikle bu uyum süreci, baş etme, nasıl kendimizle ilgili önce bir şeyleri öğrenmeliyiz ki daha sonra belki çocuklarla ilgili ne yapabiliriz, ona bir sonraki programda olmazsa Çünkü şimdi bizi geçelim. izlerken belki içlerinden bu soruyu soracak insanlar var. Tamam, sıfır iletişim ama çocuk var arada. O zaman onun sözünü verelim. Tabii. Bir sonraki programda da işte o çocuklarla olan Aynen. süreci anlatıyor olalım. Dediğiniz gibi şimdi biz
kendimizin ayrılma süreci ve sonrasındaki adaptasyon sürecinden bahsediyoruz. Bir şey söyleyebilir miyiz Nuray Hanımcığım? Yani hani hem belki bu soruyu bir program daha bekleyemeyecek tarzda heyecanı olanlara belki de bir yanıt olabilir. Çocuk varsa ve emin olun ki çocuğu ve maddi durumları kullanacaktır. Çünkü ikisi de güçtür onun için. Çocuklar anlamıyor gibi görünse de yaşları kaç olursa olsun bir şekilde idrak edeceklerdir. Heyecan yapmayın, zamana bırakın. O onları etkilemeye çalışsa da mutlaka bir gün sizi anlayacaklarından emin olun. Psikolog Sezer Ergördü sanırım. Onun bir benzetmesi vardı. Çok hoşuma gitmişti. Önce narsistin yaşadığı evde siz aslında derme çatma bir evi her gün tamir eden bir kişi gibisiniz. Onun attığı, yumruk attığı ya da tekme attığı duvarları tekrar tekrar örüyorsunuz. Ama kendi şemalarınız nedeniyle zaten örme gereği duyuyorsunuz. Bu sizin asli göreviniz. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz dimdik, o tekme atacak, siz öreceksiniz. Şu örnek içimi gerçekten çok acıttı. Çocuklarınız varsa aslında onlar da sizin çocuk işçileriniz diyor. O da onlar da sizle çalışan işçilerdir ve hani siz gerçekten o zaman da duramadım. Çok ağlayasım geldi ve şimdi de öyle. O çocuk işçileri de bu durumun içine katıyorsunuz. Hiç olmazsa bunu hatırlayınız. Çünkü siz onların kaskını mı takacaksınız? Siz onları güvenliğini mi sağlayacaksınız bu inşaatın içinde? Siz bu inşaatın içerisinden nasıl çıkacaksınız diye düşünürken hepiniz birlikte bir uçuruma doğru yürüyorsunuz. Bu kararınız doğrudur. Çocuk işçileri çalıştırmayınız. Çocuklarınız elbette çok daha iyi bir hayatta olacaktır. Çünkü yaşamlarının özeti budur narsist ilişki içinde. Bence çok güzel bir örnek oldu. Evet, bir sonraki programda daha detaylı konuşalım. Ama sizin bu söylediğiniz bile benim içimde bir aydınlık getirdi. Hani herkes diyor ya çocuğum için katlanıyorum. Hayır, sen çocuğunu da kendin gibi o inşaatın içinde çocuk işçi olarak çalıştırıyorsun. Ve çocuk işçiye karşıyız. Çok güzel bir örnek oldu gerçekten. Daha güzel ifade edilemez. Hani uçaklarda da derler ya hani türbülans vesaire söz konusu olmuyor. Uçak iç basıncı düştüğünde önce kendinize o maskeyi takın ki... Sonra çocuğunuza yardımcı olabilin hani vesaire. Bu da çok güzel bir örnek. Evet, hani kendimiz iyi olmazsak hep derler. Yani kendi o bahsettiğiniz şemalar, sağlıklı sınırlar vesaire onların biz farkına varmadıkça biz de beraber dediğiniz gibi kendi çocuklarımızla bir evin içerisinde işçi olmaya devam ediyoruz. Çok güzel örnek, çok etkilendim. Evet, belki şunu önümüzdeki program yapabiliriz. Öncelikle narsist anne ya da narsist babanın çocuğu olmak bu konuya değinip ondan sonra da boşanan çiftlerde çocukları nasıl koruyabiliriz? Evet, belki buna geçebiliriz. Tamam. Evet. Şimdi ama biz ne diyoruz? O maskeyi kendimize taktığımız programdayız. O maskeyi kendimize nasıl takabiliriz? Evet. Konuya geçebilir miyiz? Siz iletişimi kesmeye karar verdiğinizde karşı taraf nasıl tepki verir? Hani biraz önce biz ne yapmalıyız'a değindik ya, karşı taraf nasıl tepki veriyor ilk başta? Hani hafif hafif değindik aslında biraz önce ama maddeler halinde şey yaparsak, söylersek, daha belirgin edersek en başta idealize etme evresine geri dönebiliyorlar. Ama kısa bir süreliğine. Sizi geri kazanmak için bir süreliğine de olsa tekrar en baştaki iyi ve ilgili insan olabiliyor. Aslı Hanım buna aslında değindi biraz önce. Sizi ne kadar sevdiklerini, iyi ve ilgili bir insan olabildiklerini, sizsiz bir hayat düşünemediklerini söyleyebiliyor. Geleceğe dair sözler verebiliyor, umutlar verebiliyor, hediyeler alabiliyor, çiçeklerle çıkıp gelebiliyor, jestler yapabiliyor size. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bunların geçici bir süre için olduğunu, siz geri geldikten sonra aynı istismar döngüsünün devam edeceğini de sakın unutmayın. Yani kesinlikle öyle. Yani ben hani bahsettiğiniz tabii son ayrılık dönemlerini anlattım ama o kararı gelene kadar iki ileri bir geri çok gittim dediğiniz gibi. Yani hani hep zaten o işin toksikliği orada başlıyor sanırım değil mi Nuray Hanım? Hani siz farkına varıp çıkıyorsunuz. Hani evden eşyaları toplayıp gidiyorum. Fakat aşırı bir idealizasyon geliyor. Hani böyle hani sensiz ben mahvolurum, sensiz yaşayamamlar. Ben buna kanıp bir 3-5 kez falan geri döndüm o bavulu. Her seferinde azaltarak, her seferinde böyle bir bavul trafiğim oluştu falan. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Hani ben son karardan sonra zaten şöyle bir noktaya gelmiştim şahsen. O kadar çok böyle ayrıl barış bir noktasına geliyor ki insan. Hani bunu tabii az önce Şenay Hanım da söyledi. Ben şimdi evli değilim. Çocuk olmadığı için benim gibi sevgili pozisyonda olan insanlar için görece daha kolay şöyle ki
En azından hani kendi evime geçip artık orada kararlılığımı devam ettirmek için bir alanım var kendime ait. O yüzden hani bu bile başlı başına yeterli. Onun haricinde insanın kendine öyle bir öz saygısı kalmıyor ki, öz saygınız bile size bir yerde dur diyor. Yani o kadar kalmıyor ki, öyle söyleyeyim, hani deden sinyal verir ya. Ben de öyle olmuş. Artık öyle bir noktaya geldik ki artık o idealizasyonda hani ruh eşiymiş, bilmem neymiş, ne dese sizde kaybolduğunu düşündüğünüz ufak bir parça bile size artık inanmıyor. Yani inancınız tamamen aslında gidiyor. Beni kurtaran tek şey şu oldu. Ben ilişkinin içerisindeyken, yani bitmesinden bir 6 ay önce falan, gerçekten çok kötü duruma düştüğüm için kendi adıma terapi ve EMDR diye EMDR açılımını Nuray Hanım daha sağlıklı yapar. Şu an hatırlamıyorum, İngilizce bir şey. Bir böyle farklı bir teknikle aldığım bir terapi. Beni gerçekten, yani travmanın etkisini azaltıyor. Travma silmiyor, travmalar silinmez. Ama hani hissettiğiniz işte 1 ile 10 arasında 10 üzerinde acısını hissettiğiniz bir şeyi en azından 2'ye 3'e, yani daha az hissetmenizi, hayatınızı etkileyecek ölçüde olmaması için minimize eden bir teknikti. Bir terapi yöntemiydi. Ben terapistim ve bir senelik böyle bir yolculuğa çıktım. Orada tabii sırf bu ilişki değil, benim de neden bu tarz bir ilişkiye çekildiğim. Çünkü daha önce de benzer, bir iki bu kadar şiddetli olmasa da benzer örnekli ilişkilerim vardı. Sonrasında gerçekten ilk başta terapi ve EMDR terapisi gerçekten farkına vardığınızda, online psikolog siteleri de var artık, hani bu anlamda daha uygun fiyatlı, veya Şenay Hanım'ın bahsettiği Münevvar'ın mutlaka yazacakları programa ücretsiz danışmanlık servisleri, gerçekten ruh sağlığı ile alakalı uzman kişilerle yola çıkmalarını ben canı gönülden tavsiye ediyorum. O insanı gerçekçi bir zemine oturtuyor. Yani en azından Münevver Hanım'ın söylediği gibi, yani ben bu ilişkide neden mutsuzum, niye çıkmak istiyorum, realize etmeyi öğretiyor. Yani hani duygudan çıkıp, duygu tamam işin yasını tutmaya devam ettiriyor ama neden olmadı, yani ayakları yere bastırdı. Yani benim ayaklarım yere böyle havadaydım, çünkü hani o sözlerle havada kalıyorsunuz. Ruh eşi işte şöyle de, o aşk sözleri sizi böyle balonun içinde şey yapıyor. Benim balon patladı. Düşüş sert oldu ama topraklanmaya geçiyor insan. O yüzden önceki programlarda şeyden bahsetmiştik. Hani bizi isolate yapıyordu, ailemizden, sevdiklerimizden uzaklaştırıyordu ya. Mesela son zamanlarında da sizden daha çok ailenizle bağ kurmaya çalışır. Aslında yaptığı, yani sizin fark ettiğiniz hataları telafi etmeye çalışıyor gibi davranır işte. Sevdiklerinizi daha çok sevecen davranır, daha çok davet etmeye başlar. Yani oralarda aslında hep bir oyunlar vardır. Evet, doğru, ben anladım hatamı, ben seni işte şöyle işte soğuttum ailenden, böyle uzaklaştırdım arkadaşlarından, işte nefes almana izin vermedim, tamam bundan sonra daha düzgün olacak gibi. İnanın buralar, hani Nuray Hanım da dediği gibi, oyun alanları onun. Siz ne zaman ki ona geri döndünüz, tekrar aynı sınırlamanın içine, aynı isolation'ın içine, aynı uzaklaştırmanın içine geri dönüyor olacaksınız ve bu sefer o gerçekten daha güçlü olacak, siz daha zayıf olacaksınız. Yani bu gitgellerin ne zararı var? Onun için bir oyun, hiçbir zararı yok, ama sizin için her seferinde siz daha çok kendinizden kaybediyor olacaksınız. Salim düşünsünler. Çünkü Nuray Hanım da katılacaktır. Yani narsist birey her zaman sizden ayrılmayı önerecektir, isteyecektir. Ama narsist ilişkiye maruz kalan taraf aslında hep ayrılmak istemeyecektir zaten. Ayrılmak istediği noktada kararından emin olduğu noktadır. O yüzden bir daha gözden geçirmesine bile gerek yok. 20 yıl geçirmiştir, 15 yıl geçirmiştir çünkü. O yüzden lütfen onun tekrar o güzel sözleri karşısında erimenin bir anlamı yok. Sizin zaten çok zor verdiğiniz bir karardır ve öncesinde her şeyi denemişsinizdir. Tabii mesela zaten hani ilk başlarda iyi olmaya çalışıyor ya sizi tekrar geriye getirebilmek için. Sizin kararınız devam ediyorsa sizi bu sefer suçlu hissettirmeye çalışacak. Çünkü sizin geçmişte yaptığınız hataları, ona göre hataları veya sizin için yaptığı iyilikleri abartarak size hatırlatmaya çalışacaklar. Çok bencil olduğunuzu, onlar gibi biri bulamayacağınızı söyleyeceklerdir zaten. Bunun sonucunda da evet, siz onlarla empati yapmaya başlayacaksınız. Onların söylediklerinde haklılık payı var mı yok mu, buna karar verip sorunların sorumluluğunu siz kendi üzerinize almaya başlayacaksınız bu sefer de. Size
haksızlık yaptığını düşünebilir veya kendinizi ona ifade etmeye çalışabilirsiniz. İşte ona sinirlenebilir ya da ona öfkeyle karşılık verebilirsiniz. Duygusal şantaj yapabiliyor bunun karşısında ve hakkında sizin hakkınızda da karalama kampanyası başlatılabiliyor. Hani ilk başta ailenizle görüşüp iyi olmaya çalışırken siz geriye dönmedikçe bu sefer sizin hakkınızda karalama kampanyası başlatabiliyor. Kimsenin size inanmayacağını, onlarsız bir hiç olduğunuzu, onlarsız yapayalnız kalabileceğinizi söyleyebiliyor. Bu durumda mümkün olduğunca sakin ve tepkisiz kalmaya çalışmalısınız. Çünkü odaklanmanız gereken başka insanların sizin hakkınızda ne düşündüğü olmamalıdır hiçbir zaman. Çünkü onlar sizi tamamen gözden çıkarabilirler. Düşük bir ihtimal de olsa karşınızdaki kişi ondan ayrılmanızı sizi çok da önemsemeyebilirler aslında. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi sizden başka yine farklı bir insanla da görüşmeye başlayabilirler. O yüzden de siz hani bir karar verdiyseniz hiçbir şekilde bu kararınızdan geri dönmemeniz gerekiyor. Yapacağı o manipülasyonlar devam edecektir. Hani söylediniz ya aslında 3-4 defa ben geriye döndüm diye. İşte karar verdiğinizde kesinlikle geri dönmemeniz ve biraz önce söylediğimiz aşamaları hani o iletişimi sıfırlamak gibi onları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Eğer devam edeceksiniz bu ayrılık aşamasına. Ay şurada şu da önemli gibi geldi bana dinlerken. Şimdi zaten bir öncesinde ayrılığa karar verirken bir kere kendinizin bu ayrılıktan niye korktuğunuzu anlamanız lazım öncesinde. Çok Değil güzel. mi? Evet. Evet. Sonra işte neden adım atamadığınızı da anlamanız lazım. Zaten siz buralarda bir çözümlemeye vardıktan sonra bence kararınız net olarak yola çıkıyorsunuz. Ben hep bunu söylüyorum. Yani onun geldiği ve sizi tekrar kazanmaya çalıştığı durumlar çok da bir anlam ifade etmiyor kanımca. Çok doğru. Benzer bir şey söyleyecektim sana ama Evet. kesinlikle. Narsistin karşı tarafındaki empat diyelim adına bendeki sıkıntı da benim de bir bağlanma sorunu var ortada. Bir bağımlılık geliştiriyorum bu ilişkiye. Bunun adı sağlıklı bir bağlılık değil. Toksik bir ilişki. Bende de bağımlılık var. Ben bunu hani daha önceki videolarda da söyledim. Aslında bir nevi belki sigara bağımlılığı vesaire gibi. Hani sigarayı nasıl zarar verdiğini bilirsiniz ama bırakamazsınız gibi bir süreç varsa bu da gerçekten. Ama sigarayı da öyle azaltarak bırakamazsınız. Yani sigarayı da şak diye bırakmanız gerekiyor. Ve ondan sonra hani bir süre gerçekten o acıya veya o yoksunluğa, o şeye ama arkadaş grubunuzda ama diyetle işte onu da ilişkilerde terapi olsun adı, işte arkadaş çevremiz olsun bu her neyse birazdan daha da konuşacağımız desteklemek ve buna izin vermek, o krizlere, ataklara izin vermek gerekiyor. Çünkü bir bağımlılık ilişkisine dönmüştü benim adıma yani ve ben terapiye gittiğimde zaten benim yüzleştiğim gerçekler kendi adıma hep bunlar oldu. Yani karşıdan çıkıyorsunuz bir noktada yani bağımlılık geliştirdiğiniz o bahsettiğiniz şemalar, bendeki nedenler vesaire. Hani aslında bir ilişki, hep onu söylüyorum. Böyle bir ilişkiden çıktığınızda yeni bir siz doğuruyorsunuz. Çünkü gerçekten sizdeki o en yaralı yerler tekrar öyle bir su yüzüne çıkıyor ki onlar elinizde gidiyorsunuz doktora ve hani işte psikiyatriste, psikoloğa her neyse ha diyorsunuz hani. Şimdi o zaman madem bunlar beni bundan sonraki hayatımda da bu tarz şeylere götürebilir belli oldu. Bunlara o zaman derinden girelim diye yani gibi bir süreç başlıyor ama gerçekten bu bir bağımlılık ilişkisine dönüyor. Toksik ve bağımlı bir ilişki. Burada karalamadan bahsettiniz ya, o kısımda tanık olduğum vakada kadının babasıyla iletişime giriyor ve şöyle kötü, böyle kötü, işte siz uzaktasınız bilmiyorsunuz, şunları yapıyor, bunları yapıyor diye bir sürü detay vermiş. Adam da en son yazık yaşlı demiş ki, iyiyse de kötüyse de benim yapacak bir şey yok, sen kaç kurtar kendini. Yani bilmiyorum, bu kadar anlayışlı herkesin ebeveyni olmayabilir ama bunları yapıyorlar. O yüzden bunlara hazırlıklı olmak çok önemli. Bir de bir karikatür okumuştum. Orada şey vardı. İşte benim gibisini bir daha bulamazsın diyor. Karşı tarafta diyor ki zaten amacımız bu, senin gibisini bulmak tekrar. O yüzden bu sözlerde duyarsanız lütfen bu karikatür ya da benim söylediğim bu sözler kulaklarınızda canlansın. Ve gülün, Ya. evet amaç o zaten. Senin gibisini bulmak istemiyoruz. Kesinlikle. Ben Evet. çektiğim, sağ çok özür diliyorum Nuray'ın. Bir de hani değinecektir Nuray'ın ama bir hobi edinmelerini tavsiye ediyorum. Benim hayatımda bu ilişkim ve bundan önce buna benzer iki ilişkim gerçekten hayatımdaki iki hobimi hayat tutkum haline bile getirdi. Yani acılarımdan hobiler de oldu. Bu şey değil, zorlayın kendinizi hani illaki mutlu olmak için şey yapın diye bir şey söylemiyorum. Ama hayatınızda küçük de olsa hiç önemli değil. Yani resim mi yapıyorsunuz? O gün 3 satır mı boyadınız? 3 satırsa 3 satır. Yani 300'lük
Yani büyük tuvallere gitmeye gerek yok, büyük hamlelere gerek yok. Yani ben terapistimle yollarken aldığım şeyleri aktarıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın, burada hani işin uzmanı ben değilim. Kendi örneklerimi veriyorum. Ama ben mesela işte atıyorum yelkene başlama sebebim buna benzer başka bir ilişkiydi. Ondan sonra herhangi bu ilişkiden sonra daha çok resme sarıldım. Kendime bir alan bulup oraya, çünkü bu acı, bu ayrılıklar insan daha çok anlatmak da istiyor. Şu an burada sizlerle konuşmamız nedeni de mesela Şenay Hanım, Münevver Hanım bizi bir yere getiren şey de benim açtığım YouTube kanalı mesela vesaire. Hani orada kendimi anlatmam içimde tutmadan, yani o yüzden El Alem Ne Der'in orayı çok güzel ifade etti. İnsanların ne dediğine gerçekten kulaklarınızı tıkayıp şu an ne hissediyorum? Hatta Şimdinin Gücü diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Alıp eline her gün 3-5 cümlede olsa orayı okumak. Ben hep şimdiye dönmeye çalıştım. Şu an buradayım. Çünkü geçmiş ve gelecek her zaman kaygı unsurudur. Yani hani geçmiş keşkeleri barındırır, gelecek kaygı. Anı çekip tamam bugün 3 adım yürüyeceğim veya işte atıyorum 1 kilometre koşacağım, 1.000 adım yürüyeceğim, 10.000 adım yürümeyeceğim. İşte veya atıyorum şöyle bir hava alacağım ama harekete izin vermek, yani bedenin hareketine izin vermek öyle ya da böyle adım adım gerçekten hem bir alışkanlığa dönüyor, alışkanlık hobi oluyor vesaire derken farkında olmadan bile unutuyorsunuz süreci. Evet, zaten kendinizi böyle bir ilişki içinde bulduysanız bunun sebebi bazı bağlanma travmalarınız, yalnızlık veya terk edilme korkularınız, özgüven eksiklikleriniz olabiliyor. Bir narsistle ilişkiyi, iletişimi kesmek ilk başlarda zaten son derece zor olabiliyor. Zor da gelebilir size. İletişimi kesmeye çalışırken kendinizden şüphe duyabilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntıyı yatıştırmak için ona geri dönme isteği duyabilirsiniz. Bu duyguyla baş etmeye çalışacaksınız ve o biraz önce söylediğim sıfır iletişimi sürdürmeye çalışın. Çevrenizi güvendiğiniz ve sizi anlayacağınızdan emin olduğunuz insanlarla doldurmaya çalışın. Durumunuzu anlayamayacak insanlarla da o insanları da uzağınızda tutmaya çalışın. Aslan'ın belirttiği gibi çeşitli hobiler edinebilirsiniz. Hani bunlar baş etme metotlarından birkaçı diyebiliriz. Şenay Hanım'ın sözünü kestim, bir şey Tabii. söyleyecektim Hayır, biraz önce. burada şeyin çok önemli olduğunu söyleyecektim. Zaten o narsist birey size miras bırakacaktır. Değersizlik gibi, yetersizlik gibi, güvensizlik gibi bir sürü olumsuz miraslar, yani borçlu Bir dakika araya tutacaksınız. gireceğim burada. Reddi miras diye bir şey var arkadaşlar. Herkes reddi miras yapsın. Devam edin. Evet, tam da onu söyleyecektim. Reddi miras dönemince aslında çok hızlı hareket etmemelisiniz diye düşünüyorum. Biraz bekleyin. Çok aceleye gerek yok. Hani nasıl ölünün arkasından yas tutmanın bir evresi, dönemi vardır. Bence Kesinlikle. bir an önce iyi olmaya çalışmak da sizi kötü yapabilir. Biraz bunları reddi miras ederken ki iyileşme sürecinden sonra, işte o süreçte Aslanım dediği gibi psikologlar, iyi bir hukukçu size destek olacaktır. Ondan sonraki hayatı nasıl planlayacağınızı da sanırım sonraki zamanlarda bahsedeceğiz, değil mi? Bu programda değil, sonrasında ayrılık sonrasındaki durumlarda daha ayrıntılı gireceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle Tabii çok güzel daha. söylüyorsunuz. Hakikaten bunlar hani koştur koştur yapılacak işler hiç değil. Yani ben hep şuna inanıyorum. Her duygunun içinden geçmek, onu yaşamaya izin vermek çok önemli. Yani acı yoksa ben hiç içmek istiyorsam içtim, ağlamak istiyorsam ağladım, bağıra çağıra ağladım. Günlerce, aylarca ağladım. O terapi seansları hiç kolay değildi. O bahsettiğim EMDR süreci de Nuray Hanım az çok hakimdir muhakkak. O daha da başka şeyleri açıyor vesaire. O yüzden mesela o zamanlarda hani kendim zaten depresif durumdayken minimize ederek hep o sosyal desteği ailem ve iki dostumla işte hareket alanımı sadece tek bir şeyle vesaire. Çünkü şey çok bana yanlış geliyor. Yanlışsam düzeltin lütfen Nuray Hanım. Hani dediği gibi Şenay Hanım'ın da. Hani ama acıyı silelim. Hiç hissetmeyelim onu. Hep mutlu olalım falan. Hani böyle bir dünya yok hani. Veya üzüntüyü hayatımızdan ignore edelim, çıkaralım falan. O da yok. O da insana dair. Duygu gerçekse üzüntü gerçek. O zaman zaten narsistten farkımız kalmıyor. Yani hani hissettiğimiz sevgi ne kadar gerçekse o kaybolduğunda boşluktaki özlem, yalnızlık duygusu, üzüntü bunların adı her neyse bence hepsini içselleştirmek zaten sağlıklı unutmayı ve ayrılığı getiriyor. Ya da haldır haldır hani böyle koştura koştura bastırmak, yeni biriyle bastırmak, hani hemen bir ilişkiye atlamak, hemen başka bir şeye atlamak daha da kötü çıkarıyor bence. Yani bastırılmış her duygunun çok daha tehlikeli cereyan ettiğine inanıyorum ben. Sıfır iletişim sonuçta, değil mi Nuray Hanımcığım? Evet, Yani evet. sıfır iletişimde aslında bana kalırsa onu
gerçekten suçlarını bir başkasına yoğun bir şekilde aktarmanın bile sizin için iyi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü gitgide kurban psikolojisine gireceksiniz. Bu dönemde çok fazla konuşmamak gerekir onun suçları üzerine diye düşünüyorum. Şeyi önerebiliriz. Diyelim ki kesin kararınızı verdiniz. Anladınız ki sizin bilerek yaptığınız hiçbir hata yok. Siz manipüle edilmişsiniz. Siz değersiz hissedilmişsiniz. Maddi manevi sömürülmüşsünüz. Bunu fark ettiniz ama işte çocuklar var. Hani biraz daha devam edeyim. Etraf ne der? Akrabalar ne der? Diye düşünüp siz bu ilişkiye, size zarar veren bu ilişkiye devam ediyorsunuz ama işte evde iki yabancı gibisiniz. Hiçbir şey yok. Hani diyalog yok, tepki yok. Sizi yine manipüle eden, sizi suçlayan, sizi aşağılayan bir insan var karşınızda. Kesin karar verdiyseniz öncelikle biz hani ilk programdan bu 5-6. programımız herhalde. İlk programlarda şunu söylemiştik. Öncelikle narsizmin ne olduğunu siz öğrenin. Narsist bir insanın özellikleri nedir? Bunları siz öğrenin ki nasıl mücadele edeceğinizi de bu şekilde daha kolay mücadele edebilirsiniz. Ben şunu önerebilirim. Narsizmin ne olduğunu öncelikle siz öğrenin. Bunun için de bizim geçen programlarımızı farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu amaçla da zaten bu programları yapıyoruz. O programları hani baştan izleyerek belki narsizmin ne olduğunu öncelikle öğrenmeye başlayarak mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Bir de şey çok kıymetli geliyor bana. İlişki öncesinde siz nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Yani unuttuysanız bile en sevdiklerinizde sorunuz. Siz hani nasıl Evet. tepkiler verirdiniz? Nasıl gülerdiniz? Nasıl eğlenirdiniz? Nasıl hobileriniz vardı? Neleri kaybettiniz? Yani bazen insan kendine dışarıdan bakamıyor. İyi gözlerle sizi dışarıdan doğru değerlendirebilecek birinden geri bildirim almak da sizi sağlıklı kılacaktır. Çok doğru bir yer. Şey resimleri vardır ya hani before after diye böyle hani Evet. sizin söylediğiniz şeyi yaptığımda mesela Şenay Hanım hani 2 sene önce yani ilişki bittikten önceki Evet. Aslı'ya bakıyorum hani konuşuyoruz ya biz bu video gözümüzün seri sönüyor yani benim gözümün gerçekten ışığı gitmişti yani ben hatta öyle bir süreçti ki eski Aslı çok dans eder hayat dolu falan böyle biraz daha fazla sesim çıktığında benim çok konuşmamla alakalı hep manipülasyon yani hep hakaret geliyordu veya dışarıda dans etmemle alakalı. Bir yerde uzun süre böyle dans etmeye çok çekindiğim bir evre oldu. Yani edeceğim eski Aslı hiç umursamaz yani hani hiç kimseden bakmıyormuş gibi yaşar. Hep öyleydi. Hep böyle hareketlerinde bir otokontrol girmiş ben farkında olmadan. Bunu üstümden atana kadar gerçekten çok zorlandığım bir evre oldu. O yüzden o şey çok güzel. 2 sene önceki Instagram'ı bu yüzden seviyorum. Sanıyorum sosyal medyayı arşivliyor Allah'tan. Hani 2 sene önce neler yaptığıma baktığımda aslında o da terapi sürecinde bana çok destek olmuştu. Hani ha şu konserlere gidiyormuş. Konsere bile gitmiyormuşum ben 2 senedir. Hani o kadar çünkü içe dönük bir ben gizli narsistle beraber olduğum için o kadar 2 kişiydim ki. Kuman kuşları gibi evde oturuyorduk. Biz aynı şeyleri yapıyorduk. Konser neydi vesaire unutmuşum. Adım adım böyle hani çok zorlamadan dediğiniz gibi hani bir gün konser için izin veriyordum bir hafta kendime. Tamam diyordum git Aslı. Gidiyordum orada da ağlıyordum. Teoman konserine gidiyordum. Teoman'ın içki parçalarıyla ağlayıp sonra serseri parçalarıyla böyle şey yapıyordum. Böyle o dengesiz süreçleri ama dediğiniz çok doğru. Bir önceki hayatta bizi mutlu eden şeyler neyse ufak küçük hiç fark etmez. Ufak ufak izin vermek. Muazzam örnek. Çünkü bu ilişkide siz kendi isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı arka plana atıyorsunuz. Önemli olan karşınızdaki kişinin istekleri, ihtiyaçları. Sadece bunun için uğraşıyorsunuz. Belki bu yüzden sizin işte bu hani kendinize ayırdığınız vakitler de gittikçe azalıyor. Bu arada Aslan bunun sürekli bahsettiği bu EMDR dediği İngilizce ismiyle EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing diye geçiyor. Ne demek aslında? Bu ben de McMaster Üniversitesi'nde ağrıyla yaşama kliniğinden aldığım eğitimlerden biriydi. Ben tabii psikolog olduğum için almadım bu eğitimi. Ağrıyla yaşamaya çalıştığım için almıştım o dönemde ve gerçekten çok kıymetli. Burada ne yapmaya çalışıyorlar? Gözlerinizi değişik noktalara baktıraraktan sağ ve sol beyni aslında ayırıyorlar. Neyi ayırıyorlar aslında? Duygularınızla mantığınızı birbirinizden ayırıp, duyguları ayrışıp, çünkü duygu ve mantık bir arada olduğunda, yani sağ ve sol beyin bir arada olduğunda duygular ağır bastığı için bir türlü mantıklı seçimler yapamıyorsunuz. O yüzden bu ayrımı yapmak için bir pratik. En basit haliyle böyle sağ kulağınızı, sol kulağınızı böyle parmak şıklatabilirsiniz. Ya da değişik köşelere, bir sağ köşeye, bir sol köşeye odanızdaki böyle kötü duygular size geldiğinde bunları yaparak ya da sağ elinizi vurup, sol elinizi vurup yani
hem sağınızı hem solunuzu çalıştırdınız. O yüzden burada aslında en önemlisi yürüyüş yapmak. Yürüyüş yapmak neden kıymetli? Çünkü aynı anda hem sağ bacak hem sol bacak hem sağ kol hem sol kol çalışıyor. Ve nefes de tabii ki düzene giriyor. Kendiniz için de hani bu şeyde araştırın. Bu EMDR dediğimiz, EMDR diye Türkçesini söylediğim kıymetli alıştırmalar. Ama mantığı ne derseniz de işte sağ ve sol beyni birbirinden ayırıp sizi duygulardan ayrıştırıp mantıklı kararlar vermenize yönlendirmek. Kesinlikle. Ben online almıştım. Online de alabileceklerini sadece hatırlatmak istiyorum ilaveten. Bende de EMDR Kit diye bir uygulama var hatta telefonda. Kulaklık takıyorsunuz. Dediğiniz gibi orada o ritmi belli bir frekansı ayarlıyor sizin durumunuza göre. Onu frekansla tık 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 o devam ederken size bir sahneyle progresi devam ettiriyor. Online de alabilirler yani. Hatırlatmak istiyorum. Ben şunu söyleyebilirim, hani bugünlük için en azından ayrılmaya karar verdiğinizde karşınızdaki kişiye gidip de ben ayrılmaya karar verdim. Sen bana şunları şunları yaptın. Ben de artık bunları yapacağım. İşte şuraya gideceğim, şu işi kuracağım. Ne yapacağınızı, planlarınızı asla söylemeyin. Eğer diyelim ki evliyseniz iyi bir boşanma avukatını tutup tüm planlarınızı eğer paylaşacaksanız onunla paylaşın. Eşiniz sizin planlarınızı öğrenip gerçekten ciddi misiniz? Hayalleriniz, planlarınız ne? Bunları öğrenip bunların doğrultusunda sizin için bunları biriktirip daha sonra size karşı kullanacaktır. Eğer çocuklarınız varsa, biraz önce dedik ya çocuklarla ilgili ona ayrı bir şeyde konuşuruz diye. Çocuklarınız varsa çocuklarınızı sizi rencide edecek, gerçek olmayan şeyler söyleyecektir ve kendi yanına çekmeye çalışacaktır. Şenay Hanım bahsetmişti, çocuklar her şeyin farkındadır. İlk başta inansalar bile sonradan onlar zaten gerçek durumu fark edeceklerdir. Eşinizle asla bir anlaşma yoluna gitmeyin. Dediğim gibi evliyseniz zaten yapacağınız ilk şey iyi bir boşanma avukatına gitmek. Yani ücretsiz online danışmanlık, ücretsiz direkt olarak danışmanlık alma şansınız var. Psikolojik psikiyatri kliniklerinden randevu alabilirsiniz. MHRS sistemi var biliyorsunuz. Merkezi hekim randevu sistemidir. Bu evet biraz zor oluyor. Ancak bunu deneyebilirsiniz. 182'yi arayarak yine hastanelerden tedavi alabileceğiniz, sosyal güvenceniz kapsamında tedavi alacağınız ücretsiz psikolojik danışmanlar mevcut. Tabii tam istediğiniz zamanda size bu yardımı verebilecek noktada bir randevu oluşabiliyor mu bilmiyorum ama onun dışında neler var? 75 ilde toplamda 29 sağlıklı hayat merkezi var. SHM diye kısaltılmış bunlar. Alo 171. Aa, çok güzel. Bunu da arayarak buradan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı ve bağımlılık konularında danışmanlık yapıyor. Yine şiddet önleme ve izleme merkezi var, ŞÖNİM. Onun diğer illerdeki işte Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'deydi sanıyorum. Bütün numaralarını veren bir yazının sizinle paylaşılacağını biliyorum ben Münevver Hanımcığım herhalde Yani videonun videonun altına altında. bu verdiği bilgileri Şenay Hanım'ın Evet. hepsini yazılı halde de vereceğiz ama biz kısaca bir özet Aynen. geçelim. Oradan bakabilirsiniz. Yine belediyelerde var. Ben özellikle İstanbul ve Ankara'nınkini paylaştığı için bunu nereden aldım? Kaynağını söylemeliyim çünkü çok iyi bir çalışma. Psikolog Taner Türker paylaşmış bu çalışmayı. Ben de özetleyerek size sunuyorum. İstanbul Alo 153, Ankara Alo 0312 666 6006'dan psikolojik danışmanlık alabiliyorsunuz. Yine STK'lar var. Nuray Hanım'ın da dernekte olduğunu biliyorum. Türk Psikologlar Derneği İzmir aynı şekilde gönüllü psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Gönüllüpsikolog.org sitesine girdiğinizde de genellikle afet durumlarında gönüllü psikologların yer aldığı bir site ama yine bireysel olarak da fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan kadınlara da hizmet veriyor. Hatta bu platforma üye olmanız o platformu güçlendirecektir. Online psikolojik grupları var. Psikolojik arşiv Facebook grubu var örneğin. İstanbul Psikologlar grubu var. Türkiye Psikologlar platformu var. Bunların tümünden ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık alma şansınız var. Umuyorum size denk gelen dönemde randevuları ayarlama şansınız olur. Hukuki danışmanlığı da adli yardım
birimlerinde çalışan avukatlardan, yani borsadaki avukatlardan alabilirsiniz. Ancak geliriniz olmadı ve buna ihtiyacınız olduğunu kuruma ibraz etmeniz gerekiyor. Teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler. Hazırlayan beyefendiye de buradan Evet. teşekkür edelim. Taner Bey mi demiş? Taner Türker, psikolog. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler. Dediğimiz gibi videonun altında bu bilgilerin daha genişletilmiş halini paylaşıyor olacağız. Bugünlük bu kadar olsun. Sözlerinizi alayım. Ne katmak istersiniz? Ben başlayayım. Her zamanki klasik Nurayın Osmanlı. Ben şey sormak istiyorum. Hani madem bugün hani ayrılık sonrası ve süreçlerinden bahsettik. Ben hep şunu söylüyorum hayata dair. Hayatın en gerçekçi yanı geçiciliği. İnsana bahşedilmiş en güzel özelliklerden bir tanesi de bence unutabilmemiz. Hani zamanla gerçekten birçok şeyi unutmasak da en azından hafiflediği gerçeği var. Ben hep kendime şu örneği veriyorum. 2 sene önce üzüldüğüm şeyleri bazen hatırlamıyorum bile. O yüzden şu an bu kadar yoğun olan şeylerin yoğunluğunu hissedelim. Ama 1 sene sonra aynı etkide olmayacağını bilerek yaşarsak bu biraz daha insanı hafifletiyor. Yani hayatın ne kadar geçici olduğunu, kendi hayatımızın da veya etrafta yaşayan herkesin geçiciliğini hatırlatmak bence bizi biraz daha o bahsettiğiniz sağ sol beyinde hani mantık hangisindeydi hatırlamadım ama o kısmı biraz daha ortaya çıkıyor. Çünkü o zaman işi biraz kara mizahla hallediyorum ben o konuda. Mesela ya ne de ağladım ya. Çok güzel ağlıyorum şu anda deyip mesela aynanın karşısına geçip Aslı kızım diyordum hani 2-3 ay sonra böyle ağlamayacaksın bunu sen de biliyorsun ama boş ver şimdi ağla işte şimdi biraz ağla aksın gitsin diye. O yüzden hayat geçer izleri kalır. O izler bizde derslere dönsün, güzel tecrübelere dönsün. Gerisi hep böyle daha çok kahkahayla devam etsin. İnşallah. Yani bence yılları helak etmeden bir an önce toparlayın diye söylüyorum. Yine bir konuşmada bir hanımefendi şöyle demişti: en büyük korkumdu ayrılık. Fakat ayrıldıktan sonra korkumun ne kadar büyük olduğunu gördüm. Şöyle bir örnek vermişti. O çok ilginçti. Yani evde herhangi bir şey, işte benim hani küçücük bir objem kaybolduğunda bile farkına varıyordum. Eşim evden gitti, anlamadım. Peki ben onun için niçin 15 yılımı, 20 yılımı harcadım? O yüzden bu durum sizi daha çok çıkmaza sokuyor. Çünkü korkunuz yerini bulmuyor. Korktuğunuz şey çok hafif bir şey kalıyor. Bir an önce yıllarınıza, hayatınıza sahip çıkın. Kendi kul hakkınıza girmeyin. Ve sizi sizden başka düşünebilecek kimse yok. O yüzden kendinizi kendiniz düşünmek zorundasınız. Evet. Bu güzel sözlerin hemen ardına şu şekilde devam edebiliriz. Zaman geçtikçe ilişkilerin bu şekilde olmaması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Muhtemelen kendinizi daha iyi tanıyor ve koyduğunuz sınırları daha iyi biliyor olacaksınız. Bu nedenle birisi size istediğiniz gibi davranmadığında kendinize daha fazla saygı gösterebilirsiniz. Ben de Selam. şöyle ekleyeyim, bir videoda paylaşmıştım. Travmalar aslında güzel şeyler. Neden? Çünkü bize kendimizi hatırlatıyor. Daha derine bakmaya çalışıyoruz. Ben kimdim, ne severdim, işte nelerden hoşlanırdım gibi gibi. O yüzden travmaların tadını çıkarın ama travmanın tadını çıkarmak için önce ondan bir kurtulmamız gerekiyor. O yüzden sıfır iletişim diyoruz. Bugünün son cümlesi bence bu olsun. Sıfır Çok iletişim. güzel. Sıfır iletişim. Bugünlük de bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.